Tırnak içinde söyleyeyim CHP kazanabilir mi sorusunun cevabı öyle çok evet yok. Hı -hı. Ama oy koruyabilir mi sorusu var AK Hı -hı. Parti'de. Balıkesir de aynı şekilde Hocam, geldi. Hocam Balıkesir şöyle hatta ben gidecektik. Ben şimdi yarın yurt dışına çıkmasaydım belki gelip gideriz. Ahmet Akın ve evet. Turan Çelik. iki Çiniriz. tane Ahmet Akın. Evet ve Balıkesir yine Kılpay ilçelerinin bir İki Ahmet Akın var biliyorsun. Benim bu ara dikkatimi çeken üç temel açıklama var. Birinci temel açıklama dem açıklaması. İkinci Hayır. temel açıklama İstanbul'daki bu adaylık meselesi de AK Parti'nin ve CHP meselesi Üçüncüsü yeniden refah. Ben bu seçim döneminde birçok gazeteci arkadaşın yapmadığı şey yaptım. Yenilenen Refah'tan, İyi Parti'den, Ak Parti'den CHP'ye kadar birçok İstanbul'daki kongre süreçlerini, Gittin, aday tanıtım evet. süreçlerini hep takip ediyorum. Bugün de mesela Fatih Belediyesi'ne gittim. İçişleri Bakanı oradaydı. Hı. O rakamları ayrı bir konuşmak lazım. Evet ben açabiliyorum da arkadaşlar açamadılar şimdi, içeride. O bir belgeyi şunu, ekrana veremeyeceğim onun için. Evet. Şimdi yani şey, mi, rakam, şey mi? var? Sonuçlar. Operasyon. Var? Hocam, ıı, rakamları o, yani var. bir şey söyleyeyim. Çok güzel hazırlamışlar. Gerçekten ekip Geçen teşekkür etmek çok lazım. Evet, yani uyuşturucuyla ilgili, tefecilikle ilgili, göçle ilgili, ondan sonra siber suçlarla ilgili Sayın Bakan'ın göreve geldiğinden bugüne kadar ki bütün rakamları koymuşlar. Tabii Fatih olduğu için bir de Fatih İstanbul'un kalbi. Orada ayrı bir değerlendirmişler. Ben mesela şeyi çok beğendim. Önce onu söyleyeyim. Ben yani, ama işte mesela emniyet rakamlarını da merak ediyorum. Şey, şey. Adliye rakamlarını da merak ha. ediyorum. Yani e, buna da bakmak istiyorum açıkçası. Bu kadar insan yakalanıyor da sonra kaçı ne serbest, oluyor? Kaçı serbest kaçı şey. Tabii doğru söylüyorsun. Ben mesela mantıksal bir şeyi çok şey gördüm. Bürokrasi azaltmak gerekiyor. Mesela bu göç meselesiyle ilgili adamı karakola götürmeyip araçlarda hemen kimliğine bakma falan bunlar önemli işler. Şimdi İstanbul'la ilgili ben şunu söyleyeyim. Ben yeniden refahım. Geçen takip ettiğimde eski dönemde çok iyi hatırlarım. Ben salonda 1994 ruhu gördüm desem abartmış olmam. Neye dayanarak bunu söylüyorsun diyeceksin. Ben yazdım için bunu sosyal medya hmm. anında. birinci soracağım. Şöyle başladılar. Önce bir ezgiyle başladılar. Bizim yeniden refah yani refah dönemindeki o klasik propaganda dönemin aynısını getirip koymuşlar. Hmm. Bir kere müzik yeniden refahın vakti geldi. Yani refahın vakti geldi. Müziği zaten o kadar aşina ki muhafazakar mahallede onu dinlediğinizde o müzik size başka bir şey söylüyor. İki, işte Eşref Eşef Ziya'nın konseri vardı, konseri vardı. Salondaki açılan, atılan sloganlara bakıyorsunuz. Tamam mı? Böyle bir şeyi yakalamışlar. Fakat salonda çok ilginç bir şey oldu. Salonda ittifak meselesi gündeme geldiğinde yuhlar çekilmeye başlandı. Hmm. Yani bu mesele benim çok dikkatimi çekti. Genel baş, pardon İstanbul e, Belediye Başkanı Mehmet Altınöz. Hı. Ya işte bizden ittifak yapmak istiyorlar şey bizden iş birliği diyorlar niye bize kaybettirme falan bu kardeşiniz burada falan dediklerinde o şey cümlesi yani AK Parti'den gelen o eleştiride salonda bir yuh dalgası yükseldi. Ben orada ne anladım görüşüyordum zaten. Yeniden refah üzerinde İstanbul için acayip bir baskı var. Korkunç bir baskı var. Yani, yani kendi adayını <laughs> da ısrarcı olsun diye mi? Hayır taban Ha. Kendi adayıyla ilgili ısrarcı evet. olsun diye bir yaklaşım evet, var. Tamam. AK Partilerin de ve AK Parti dışında daha muhafazakar camiada olup iki partiye de mesafeli olanlar da Yasin yüzünüzden kaybetme ihtimali çok yüksek. Hı -hı. Bunu bir değerlendirmeniz gerekiyor. Ve ben Refahlarla görüştüğümde böyle ilçe başkanları falan sahada çalışanlarla dediler ki evet böyle şey çok ciddi yoğun geliyor. Peki ne olabilir? Refah bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Biz böyle adayım aday çekmiyoruz bunlar hepsi hikaye. Büyük ihtimalle son hafta anketi bilmiyorum ama ben hala ısrarla o iş birliğinin kapandığını düşünenlerden değilim. Sebebi şu yeniden yapan bir ümesi var. Hakikaten bir ümesi var. Zaferin de var. Yani bunu görmek gerekiyor. Şöyle bir şey mümkün olabilir mi bilmiyorum. Pazarlık konusunda çünkü alttan alta konuşulduğu için ben de aktarıyorum bir, hocam gibi. Bir yazı açacağım şimdi sana. Devam etsen. Şey gibi mesela deniyor ki ya AK Parti İstanbul'u çok istiyorsa versin Urfa'yı. Biz de tabanımıza bir şey söyleyelim. Biz de İstanbul'da belediye meclis üyelerimize verelim. Büyükşehir'de AK Parti destekleri yani tarzı. Yani Demle CHP arasında Kars'la İstanbul pazarlığı ha. meselesi ha, güzel. gibi Bak, değil mi? Aynı şeyi de söyledi. Dediler ki yani AK Parti yanaşırsa formül var. Hı -hı. Dedim ki nasıl formül var? Ya belediye meclis üyeliklerine biz kendi adayımıza verdiğimizde bu İstanbul'daki Türkiye'deki genel oyumuzu belli etme anlamında bizim için önemli. Ama Urfa'yı verirse Urfa'da zaten biz orada çok güçlüyüz. Urfa'yı verirse İstanbul'dan niye çekinmeyelim tarzı tavanda böyle konuşmaları görüyorsunuz. Ama bu merkezi konuşmalar değil. Böyle bir şeyin olma ihtimali olur mu? İpek siyaset her şey mümkün. Olmaz diye bir şey yok. Hele ki AK Parti İstanbul'da bir şekilde son haftalarda Sayın Cumhurbaşkanı da inince oradaki eğer bir park oluşursa veya çok önde olursa onların karar vereceği bir şey. Dolayısıyla bu çok tartışılıyor. Dem meselesinde, şimdi geçen hafta biz İsmail'le program yaptık burada İsmail Saymaz'la. Şimdi iletişim anlamında demliler yani CHP'ler nedense şöyle bir ruh haline girdiler. Orada da şunu söyleyeyim yani Ekrem Bey'e yakın olan gazetecilerle Özgür Bey'e yakın olan gazetecilerin çatışmalarını ben görüyorum. Hani bunu